yoğun programından bizlere vakit ayırdığı için Sayın Bakanımıza, değerli eşine, Sayın Valimize ve tüm değerli misafirlerimize öncelikle teşekkür ederek konuşmalarıma başlamak istiyorum. Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli akademik faaliyetleriyle ön plana çıkan üniversitemiz, ülkemizin ve insanlığın selameti için var gücüyle çalışmaktadır. Alada Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin temelini attık. Diş Hekimliği Fakültemizin resmi kuruluşunu gerçekleştirdik. Seferihisar'daki spor kompleksimiz ile Buca Tınaztepe'deki yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatına başladık. Bölgesel hizmet sunan hastanemiz bünyesinde Türkiye'nin ilk translasyonel onkoloji anabilim dalı ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ve araştırma merkezini açtık. Alsancak'taki rektörlük binamızı korunması gereken kültür mirası olarak bilerek tescil ettirdik. Güzel Sanatlar Fakültemiz ile Devlet Konservatuarımızın yerinde dönüşümünü sağlamak üzere taşıdık. Şu anda yıkımı yapılıyor ve yakın bir gelecekte de Mimarlık Fakültesi hocalarımızın değerli destekleriyle yeni projesiyle yapılmaya başlanacak. Türkiye'nin ilk bayrak bilim ve Türk bayrakları müzesini açtık. Tarımın ve hayvancılığın varlığı ülkemizin de geleceğidir düşüncesiyle geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İzmir'deki ilk veteriner fakültesini Kiraz ilçemizde hizmete açtık. Bunun yanı sıra hayvansal üretim yapan işletmelerle kurduğumuz temaslarda Cumhuriyet tarihimizin rekor düzeydeki teşvik ve desteklerinin ne kadar olumlu sonuçlar çıkarabileceğini de gördük. Dolayısıyla üniversite olarak sektöre daha fazla destek vermeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle bakanlığımızın İzmir'de yürüteceği çalışmalarda yer almaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Ege bölgesinin cazibe merkezi olan İzmir'de bilim ve teknolojinin daha fazla gelişmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflediği yerli ve milli üretime dönüşmesi için gerekli altyapı mevcuttur. Bu amaç doğrultusunda üniversite, sanayi, kamu, işbirliğini güçlendirmek üzere tüm imkanlarımızı kullanacağımızı, bu konuda seferber edeceğimizi arz etmek istiyorum. Sayın Bakanım, değerli konuklar, her ne kadar 2020 yılında COVID-19 salgını sebebiyle her kademede eğitim hayatımız aksamış olsa da devletimizin asıl önceliğinin insan hayatını korumak olduğunu unutmamalıyız. Eğitim kadromuz büyük bir fedakarlıkla görevini bu zor şartlarda yerine getirirken siz sevgili öğrencilerimize düşen sorumluluk mümkün olduğu kadar sağlık uyarılarına uymak ve eğitime devam yönünde asgari gayreti göstermektir. Tüm dünyada benzer sorunların yaşandığı bugün bu zor günlerin uzun süre devam etmeyeceğini umuyoruz ve hatırlatmak istiyoruz. Sözlerime son verirken 9 Eylül Üniversitemizin 2020-2021 yıl akademik yılının başarılı geçmesini diliyorum. Sizleri sevgi ve saygılarımı selamlıyorum. Çok kıymetli rektörüm, Sayın Valim, değerli milletvekillerim, başsavcım, çok kıymetli akademisyenler, çok değerli öğrenciler, benden hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Akademik yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii 9 Eylül gerçekten benim kendimi evimde hissettiğim bir yer. Hocama özellikle teşekkür ediyorum. Akademik yıl açılış töreni için beni çağırdığından dolayı. Ben de tabii ki bu teklifi alınca hemen koşa koşa geliyorum dedim. Ve koşa koşa buraya geldik. İnşallah ben de Ankara'da işlerim bittikten sonra herhalde akademik hayat tercihim olur diye düşünüyorum. Bu tercihi de yaptığımızda da inşallah o gün müsait olursa, buradaki kadrolar müsait olursa ben de burada ders vermek ve akademik hayatıma devam ettirmek isterim. Yani Türkiye dünyanın en uzun köprülerinden, en uzun asma köprülerinden, en büyük havalimanlarından ve birçok şeye sahip oldu artık. Ha bundan sonrası için de gerçekten yani milletimizin pratikliği, çabuk kavrayışı ve birçok meseleye kolay hakim olması sayesinde bir noktaya gelebildik. Ama bilim olmadan, bilgi olmadan burada daha fazla ileri gitme imkanımız yok. 7-8 sene kadar da herhalde Çin'e gittim.
Ve hakikaten çok beğendim. Yani oradaki ortamı çok beğendim. Bilgi ortamını, üniversitenin ortamını. Ve sokaklarda geçerken bir yerde bir yazı gördüm. Love your country, seek knowledge. Yani ülkeni sev, bilginin peşinde koş. Bizim de öğrencilerimize, insanlarımıza, milletimize bunu aşılamamız lazım. Çünkü her ne kadar buraya geldiysek de, buradan sonraki Türkiye'nin sıçrayışı ancak ve ancak bilgiyle, bilimle olabilecek. Biz tarımın paydaşlarına, çiftçimize, üreticimize birer diplomatik pasaport verdik. Bu diplomatik pasaport neydi? Sen git, üretimine devam et. Rahatça, serbestçe dolaş. O gün için hem hasat hem de ekim dönemiydi. İki döneminde sağlam bir şekilde yürütülmesiyle alakalı tedbirlerimizi aldık. Kurumları ikna ettik. İçişleri Bakanlığımızı ikna ettik. Sağlık Bakanlığı ikna ettik. Ve bu işin sürdürülebilir için bunun şart olduğunu ikna ettik. Ve tabii ki yapılan çalışmaların neticelerine ben her zaman analitik bir insan olmaya çalıştım. Analitik olarak ölçüyorum. Birçok sektörün küçüldüğü bir dönemde de ikinci çeyrekte tarım sektörü %4 büyüdü. Buradan da yani karnemiz son derece fevkalade iyi. Tabii ki bundan sonrası için de yine dünyada da Türkiye'de de nüfusun arttığı, hastalıkların arttığı, gıda ile ilgili temel gerekliliklerin arttığı bir dünyada bilgisiz bu işleri yapma imkanımız yok artık. Bir dijital tarım pazarı kurduk. Aslında bakanlığımızın yazılı görevleri tarlada başlar, tarlada biter. Yani domates üretir, orada biter. Ondan sonra diğer bakanlıklar devreye girer ama biz almamız gerekenden daha fazla inisiyatif alarak tohumdan çatala kadar olan zincirin daha iyi programlanabilmesi için içinde sözleşmeli tarımı da barındıran dijital tarım pazarını kurduk. Dijital tarım pazarı 3 ay gibi bir sürede pandemide lansmanını yaptığımız halde 120 milyon lira bir ciroya ulaştı. Ama ben tahmin ediyorum milyarlarca lira ciroya ulaşacak çok yakın bir zamanda, önümüzdeki sene içerisinde. Ve biz sadece Türkiye'deki toplam tarımsal ticaretin %5'ini buradan yapabilsek, önemli bir şekilde tarımdaki planlama, ölçek ve birçok probleme de buradan çözüm bulabileceğiz diye düşünüyorum. Dijital tarım pazarı hakikaten ilgilenenler için internetten bakarsanız son derece güzel bir proje. Biz dedik ki yani elektrikli araç olur da elektrikli traktör neden olmasın? Bundan yola çıktık hemen bakanlığın ilk günlerinde hızlı bir şekilde Ar-Ge'sini yaparak Türkiye'nin seri üretimine hazır ilk prototipini gerçekleştirdik. Seri üretimde inşallah bu senenin sonunda yavaş yavaş ürünlerini almaya başlayacağız. Tabii ya efendim mazotlu olsa ne olur, benzinli olsa ne olur veya elektrikli olsa ne olur diyeceksiniz. %80-90'a varan bir yakıt tasarrufu var. Bu da günlük işini 250-300 lira mazotla görmek zorunda kalan üretici çiftçimize de çok büyük faydası olacak bir proje. 2030'lu yılların ortasında dünyanın en büyük ve en zengin firması şu an henüz daha kurulmadı. Dedim ki peki bu firma ne işle iştigal ediyor olacak? Uzaktan eğitim veriyor olacak dediler. Yani böyle bir vizyon var. Böyle bir yere doğru gidiş de var. Tahmin ediyorum bu pandemi sonrasında da hepimizin ister istemez oraya doğru bir yolculuğu da olacak. Hem Milli Eğitimimizin hem de Yüksek Öğretim Kurumumuzun bu konuyla ilgili. Zaten bugün birçok konuyu zaten bu şekilde hallediyoruz. Öğrencilerimiz eksik. Şu anda bizi canlı yayından takip ediyorlar veya sosyal medya kanallarımızdan şu anda takip ediyorlar. Ama herhalde bu işi de hibrit bir şekilde, elbette yüz yüze eğitim tamamen bitmeyecektir ama hibrit bir şekilde götürmenin de yolu bulunacaktır diye düşünüyorum. Bugün dünyada 800 bin insan ister istemez aç ama 1800 bin insan da obez. Yani bunların aslında dünyada hiçbir insanın aç kalmayacağı şekilde bu işlerin hepsi yapılabilir. İnşallah biz bu işi Türkiye'de de bir miktar başarı sağladıktan sonra da
dünyaya da FAO ve Birleşmiş Milletler programlarından biz bunu dalga dalga yaymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan tabii bize az sayıda öğrencimiz var ama izleyen öğrencilerimiz var biliyorum canlı yayınlarımızdan, sosyal medyadan. Birkaç tane de tavsiye. Çünkü ben bugüne kadar iyi bir izleyici oldum ve başarılı insanları da iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Belki başarımda da bunun faydası vardır. O yüzden bunların tekrarı ve bunların söylenmesinin de önemli olabileceğini düşünüyorum. Gençlerimiz tabii ki en başta idealist olmalılar, ülkeler için çalışmalılar ve her zaman da maddiyatı çok ön planda koymamak gerekiyor. Eğer bu iş sizi tatmin ediyorsa maddiyatından belli bir noktada çok da önemi yok. Burada çok değerli hocalarım var. Hanginiz maddiyat peşinde koştunuz? Hayır. Hepiniz bilim üretmek için, Türkiye için, Türkiye sevdalısı olarak çalışıyorsunuz. Gençlerimizi bu yönde de biraz daha motive etmemiz gerekiyor. Tabii ki başarı her zaman sürekli elde etmek mümkün değil. Yani başarıyı sürekli elde etmenin imkanı yok. Benim hayatım da bir sürü başarısızlıklarla dolu. Bir sürü yaptığım yanlış işlerle dolu. Ama önemli olan bunlardan ders almak ve ikinci tekrarlarını yapmamak, üçüncü tekrarlarını yapmamak mümkünse. Yoksa sürekli başarı iyi de bir şey değil zaten. Arada mutlaka başarısızlıklar da olmak zorunda. Bunlardan ders almak lazım, bunlardan yılmamak lazım. Benim söylediğim, her zaman anlattığım bir şey daha var. Kolunuza daha fazla bilezik. Daha fazla bilezik. Yani heybeyi doldurmak, kolunuza daha fazla bilezik. Bu neden? Çünkü hayat boyu gideceğiniz yolda bir sürü yol ayrımına geliyorsunuz. Bu yol ayrımlarında ne olacağınızı hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Şimdi hepimiz o şeylerden geçtik. Bir kariyer planı yaptık. Ben şunu olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama sonuç ve netice itibariyle hayat seni ekseri başka bir yöne de götürebiliyor. Buraya doğru yolculuğa çıkmışken donanımını arttırmadan bu yolculukta sağlam bir şekilde, sağlam kalarak yolculuğu devam ettirmenin imkanı yok. Çünkü bir sürü yol ayrımıyla karşılaşıyorsun. Ve donanım burada çok çok önemli. Ülkemizin 21. yüzyılda dünyanın ve bölgenin refahından daha fazla pay alacağı bir ülke olacağına %100 eminim. Ama dediğim gibi bunun için bilgi şart. Bu konuda üniversitelerimize büyük görev düşüyor, devletimize büyük görev düşüyor, vatandaşlarımıza, bireylerimize büyük görev düşüyor. Hep birlikte el ele bu işin üstesinden gelmemiz lazım. Ben bu duygu ve düşüncelerle akademik yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok değerli hocama, çok kıymetli akademisyenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Seferihisar, Fevzi Hepkol, uygulamada bilimler yüksek okulu. Umut Demir ve Dulce Canlı,